ya da partnerim bana böyle bir şey yapsa ben inanılmaz üzülürüm tabii ki ve ben eee kendime ya da nasıl diyeyim yani istemiyorum işte hayatta öyle bir şey istemem onun için. izlemedim amana koyayım izlemedim ya izlemedim izlemedim. Allah Allah iki tahammülünüz yok lan. Aldatmadım. Kadın çok hoşuna mı gitti? <laughs> Sana göre Berat. senin en zayıf noktan sen dedin ki... Berat! Olsa başkalarına hızlı güveniyorum. Sana göre senin zayıf noktaların... Duyguların demiş. Sana göre senin en zayıf. Oğlum ben de öyle şeyler yok. Geçen gün o askerlik anısında da kesin bu herif bunları yazmış sonra çalışmış amına koyayım. Ondan sonra yayınında içerik üretiyor. Ha, siktir git. Hasta mısın amına koyayım? Mal mısın? Geri zekalı mısın? Basıfsız orospu çocuğu. Böyle bir şeyim var ya. İşim gücüm yok. Sabah oturacağım. Akşam yayında acaba askerlik anımı hmm, bunu anlatayım. Şunu anlatayım. Ya yani kendi olsa öyle yapacak ha. Kendi olsa yıkık bu çocuğu öyle yapacak. Bütün gün içerik kasacak, sallayacak böyle millete sıkacak. Aşırı tilt oluyorum ya. Böyle tek şu odaya böyle tek tek dizip böyle telleyene kadar dövesin var ya. Böyle yan yana koyacaksın amına koyayım. Bir tane ona vur, o seksin kafası ona çarpsın. Püf, buna vur buradan, bir tane de buna vur böyle duvara çarpsın. Teri böyle o suratındaki pislik amına kodumun çocuğu, kıskanç amcık böyle burada böyle sürünsün kafası. Ondan sonra diğerinin böyle korkudan taşaklarının Arasından böyle çiş dökülsün yere böyle damla damla. Üstüne kayıp basıp düşsün böyle. Yerdeyken bir de böyle bir daha sokakta amına kodum bunun diye vur. Neyse iyi. Yani duygular e, olabilir. Evet. Ama e, benim aslında sorunum güvenmemek. Güvenmiyorum çok çok. Kadın güvenmiyor. Kadın güvenmiyor abi. Ya bak şunu söylemeye çalışıyorum. Niye sinirlendiğimi. Bak ben şey bir adamım takık makık çok takıyorsun diyenler öyle yazmayın. Çünkü e, ben 12 takipçisi olan bir Twitch klipleri bilmem ne Instagram hesabını bile takip ediyorum veya beni teklediyse altına cevap veriyorum, mesaj atıyorum. Kardeşimsin, canımsın, teşekkür ederim. Çünkü adam beni seviyor ve benim bir şeyimi paylaşıyor. Tamam mı? <laughs> bak. Bugün neyi, neye denk geldim sabah? Edren 10 kişi yazdım mı çıkar. Şimdi bak başlık El askerlik dönüşü 10 kişiye karşı ettiği kavgayı anlatıyor. 270 dislike 3 üstüne ise 155 bin izlenmiş. İşte adam oradaki bilmem bilmem ne zamanda bir samuray varmış 10 kişiye bedelmiş 15 kişi toplanıp anasını bilmem ne yapmışlar. Ee, video Videonun %30'u kaburgam kırık %20'si askerden geldiğim %50 yengeç. Hmm, dur bakayım. Geç bunu. Böyle bir yayıncım var amına koyayım. 50 bit yollamış chatten sorsana oğlum diyor. Chatten sorsana. Bak benim cümlelerim arasında 50 bit yollamış chatten sorsana oğlum diyor yakalayan da var. İlandalı boksör sanki amına koyayım. At yalan, at yalanını, sikeyim inananı. Bu adam ne anlatırsa anlatsın. Hafif kendini yüceltiyor Böyle anlatımları hiç sevmiyorum. Tamam Tuğkan en güçlü sensin. Videonun bak. Bu dermanın fedaileri var ya dermanın siktiğimin çocuğu. Açıp videoyu izlememiş. İzlememiş abi video herif. Yani orada kırık kaburgamla nasıl dayak yediğimi anlatıyorum aslında. En güçlü sensin Tukan diyor. Am yazmayacağım. Askere gidip gelenler böyle sallıyor amına koyayım diyen Dur bak, bak. Bunlar bunlar kanser yorumlar değil. Dur bak. Kanser yorumlara geliyorum. Böyle hikaye anlatan tipleri biliyorum. Bence kavga edeceksin edebilirsin de ama ama hiçbir ortamda anlatmayacaksın çünkü samimiyetsiz oluyor. Övünüyormuşsun gibi oluyor. Karşı tarafın gözlerinde hadelen bakışı oluyor. Hani ben bu heriflere gerçekten bak real hayatımdan bahsediyorum. Dövdüğüm adamları anlatsam hak veririm. Ben de sevmem bu arada. "Onu şöyle dövdüm, bunu böyle dövdüm, bunu şöyle indirdim." Çok da duymam, hiçbir zaman da duymamışsınızdır benden bu arada. Bak ben dayak yediğim anıları anlatıyorum. Komik olan anılarımı anlatıyorum. Ondan sonra ee, işte böyle fail'lar yaptım. ne hadirleni lan? Oğlum ben kimi dövdüğümü anlattım yayınlarımda. <laughs> Siktirin gidin. Oğlum valla siz var adamı sinirlendirmek için var, varlığınız o yüzden var ha. Kanıtlayın oğlum birini şöyle dövdüm böyle. Kanıtla. Kanıtlamayan orospu çocuğu. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şunu şöyle dövdüm bunu böyle dövdüm bunu aldım buradan vurdum onu bir devirdim ondan sonra onu da. Kanıtlamayan orospu çocuğu mu lan? Hadi bakayım. Biliyorum lan şaka yaptıklarını. Ama bak bunlar benim chatimden veya Twitch'ten adamlar değil ha. Bunlar o tayfadan değil. Bunlar hiç bilmiyor. Bak iyi sallıyor ama Sonra uyandım hepsi kabusmuş. Bu kim amına koyayım? Burada ne işi var? Bak bak. Bu adam 10 kişiye karşı kavga etmiş olsaydı şu anda bu konuyu anlatır olmazdı. Ya sapçeti almayın oğlum. Alo. Adamlarla konuşuyorum. Niye sapçeti alıyorsunuz şöyle bir durumda ya? Vallahi bugünkü yayında kimler neye ne zaman sub chat almış bakacağım abi. Harar benim derdim şu değil. Bu herif bu videoyu izlemeden yorum yapıyor. Anladın mı? Beni sinirlendiren o. Başka bir şey değil. Çünkü başlık öyle. Elren askerlik dönüşü 10 kişiye karşı ettiği kavgayı anlatıyor. Burada adam bunu şey olarak okuyor. Elren 10 kişiyi dövdüğü anısını anlatıyor mesela. Gerçekten bugün modlarım ayar oldum ama bak yalan yok. İçten içe bir ayarım var. Ee, bir bakacağım bugünkü yayın tekrarına. Ya siktir amına koyayım kavga görmemiş bir bok gibi anlatıyor bunu. Şimdi bir şey söyleyeceğim gene ego olacak gene bilmem ne olacak söylemiyorum o yüzden. Tipini siktiğim iki tane tokat görsen havada altına sıçarsın bokunu lokma lokma yersin amına koyayım kavga görmemiş diyor bana. Neyse bunlarla alışacağız, uğraşacağız artık. Dönüyorum bizim Hatun'a. Çabuk. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Ve evet... Doğru diyorsun mesela. Eğer erkenin bir şeyi halledebiliriz. Ya bak neden takıyorsun ki diyorsunuz ya. Güzel kardeşlerim. Şu mantığınızla hiç... Hiç aynı fikirde değilim ya. Takmıyorum. Beni takıyor sanıyorsunuz. Ama bu takmak değil. Bu ne biliyor musun? Gerçekten sana o yorumu yapan adamın yıkık olduğunu biliyorsun ya. Hani taksam bu orada tek tek cevap falan veririm. Öyle bir şey yapmıyorum. Sitem ediyorum çünkü böyle heriflerle doldu taştı amına kodumun memleketi. Yani orada bir şey anlatıyorsun, bir de anını paylaşıyorsun. Millet her şeye karşı ya. Ben buna tiltim, tiltim, bana bir şey yazana değil. Herkese yazıyor bunlar. Derdim ben değilim yani. Bütün derdim bu. Kim ne anlatsa he amına koyayım, ha amına koyayım. Tabi tabi. Hmm, hmm. bu çok itici bir şey ya. Boş beyinliler abi işte ha, onu söylüyorum. Boş beyinli herif ve senin hakkında belki de hayatın boyunca yaşadığın yüz şeyin birini yaşamamış herif. Orada böyle ahkam kesiyor ya onun alanı ya o. Kesim geliyor. Herkese bunu yapıyorlar çünkü. Gerçekten donanımlı. Ya uz çok uzattın diyen yarra abi banlayayım da ben bir dur. Şuna da bak tilt oldum şu an. Şu an benim gözümde bu da o. Dur dur nerede o? amına avudum. Si. Böyle böyle insanlara bir şey anlattırım. Anı, ya ben mesela anımı paylaşmak istemiyorum Twitch'te abi. Çünkü bir anıyı anlattığım zaman bunlar oluyor. Ve de anlattığım anılar hep benim ya dayak yediğim ya darbe yediğim ya rezillik yaptığım anılar. Ona rağmen ya demek ki gerçekten birini dövdüğüm anımı anlatsam şu detayıyla yarra yedik. Neyse devam. Sen kendim yaparım. Bak şimdi sam modu alabilirsiniz mesela. Şu an sam mod zamanı. Kimseye de e, kimseden yardım istemem. Ama yardım kabul edebiliyor muyum? Evet mesela bence o da önemli. E, şimdi neyse çok bilmişlik de yapmak <laughs> istemiyorum ama benim en zayıf <laughs> noktam aslında duygularımı dile getirememek duygularımı dile getirememek. Bazen. Kızgınken kesinlikle küfür ederim. Hem de o... Ya ben bu kadını iliklerinden çözdüm ya. O biçim. <laughs> Ama... Bak o biçim diyor. Değişik dillerde biraz da. trafikte özellikle çok çok küfür ederim. Ama bu olması gerekiyor çünkü de şarj oluyorsun. Şimdi Türkiye'de motor kullanan bir kadın olmak gerçekten bir ayrıcalık öncelikle. Büyük bir makine kullanıyorum. 1800 cc, 320 kiloluk. inanılmaz bir sesi var. Çok güzel. Değişik şeylerle. Oha. Bu nasıl biliyor musun bu kadın? Siyah tulumunu giyiyor abi. Siyah kasketi takıyor. Jilet gibi, ninja gibi böyle.